verelim isterseniz. Bu FIFA'daki bu kara para aklama hikayesiyle beraber yine sizinle konuşacağımız bir konu var. Avrupa Schengen'i geçici askıya aldı diye. O konularda önemli ama bakanlar ya da doğrusu milletvekili adaylarına da devam ederiz. Biz hemen İsviçre'ye dönelim. Resul Şahingöz karşımızda. Resul Bey, günaydın. Günaydın Zeliha Hanım. Resul Bey, şimdi bir FIFA konumuz var. Burada dün Amerika'da, Amerika savcılarında açıklamalar gördük. Daha doğrusu gelecekti. Ve diğer konumuz da Avrupa'nın, daha doğrusu Almanya'nın 1 milyon kişi mülteci alacağız deyip bu sözünü unuttuğuna dair haberler var. Türkiye basınında ve Schengen'e de geçici olarak askıya alındı diye bir haber görüyoruz biz Türkiye basınında. Çünkü trenlerde ve uçaklarda pasaport kontrolleri sıklaştırılmış. Bu iki konuyla ilgili orada ne var? Evet. FIFA konusuyla ilgili dün Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Loretta Lynch, FIFA'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının genişleyeceğine dair ve daha fazla kişinin suçlama kapsamına girebileceğine dair ifadelerde bulundu. İsviçre savcılığıyla birlikte açıkçası ortak bir basın toplantısı düzenlediler Zürih'te. İsviçre medyasındaki habere göre Zürih'te Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre savcılarının düzenlediği dünkü basın toplantısı FIFA yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde birçok bilgiye ulaşıldı ve bireylerle kurumlara yönelik suçlamaların artacağı açıklandı. Bakan FIFA soruşturması kapsamında daha fazla kişi ve kuruluşa ek suçlamalar yapılacağını tahmin ediyoruz şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ve açıkçası enteresan bir bilgi. 121 hesabın işin içerisinde inceleme dahilinde olduğu ve İsviçre Alplerinde ise 11'e yakın özel mülklerin tespit edildi ve soruşturma kapsamında bundan sonra inceleneceğini ifade ettiler. Evet. Diğer konuya gelirsek açıkçası dün bir toplantı vardı işte mültecilerin sığınma noktasındaki konuyla ilgili 160 bin kişinin Avrupa ülkelerine dağılımı ile ilgili bir plan söz konusuydu. Ancak açıkçası beklenen karar çıkmadı. Avrupa ülkeleri bu noktada gerekli adımların atılabilmesi noktasında ortak bir karara imza atamadı. Bu da açıkçası burada üzücü bir haber olarak söyleyebilir. Çünkü baktığınız zaman bütün yük kendi ülkemize binmiş durumda ve Avrupa bu noktada hem hevesli gibi gözüküp gerekli adımları atmama noktasında direniyor gibi bir izlenim var açıkçası burada şu an. Teşekkür ediyoruz. Resul Şahingöz, kolay gelsin size. Detaylar almak için hafta içinde de tekrar bağlanabiliriz Schengen'le ilgili. Tekrar teşekkür ederiz. Evet, Mustafa Kartoğlu.